Teşekkür ederim hocam. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bana ayrılan süre zarfında ben taşınmaz simsarlığı sözleşmesi üzerinde duracağım. Fakat bu sunumu taşınmaz simsarlığı sözleşmesinin tanımı unsurları, hüküm ve sonuçları şeklinde değil de uygulamada taşınmaz simsarlığı sözleşmesinde nami diğer emlakçılık danışmanlığı, emlak danışmanlığı, emlak komisyonculuğu, emlakçılık sektöründe tüketicilerin yaşadığı problemlerin neler olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İşin açıkçası bu sunumu yaparken biraz da endişelenmiyor değilim. Katılımcılar arasında emlak sektöründe çalışan, oradan ekmek kazanan birileri varsa çıkışta beni yakalayabilirler. Şimdi ben sunumumu dört başlık altında toplamaya çalıştım. Öncelikle genç arkadaşlarımız var. Bu sözleşmeyi bir hatırlatmak istedim. Simsarlık sözleşmesi nedir? Taşınmaz simsarlık sözleşmesi nedir? Bu sözleşme tüketici yasası kapsamına ne zaman girdi? Tüketicinin bu sektörde yaşadığı mağduriyetler nelerdir? Özellikle taşınmaz simsarlık sözleşmesinde haksız şart denetimi nasıl gerçekleşir? Bunlar üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle hatırlayalım. Simsarlık sözleşmesi nedir? Türk Borçlar Kanunu 520. maddesinde simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşme olarak tarif ediliyor. Yansıda ufak bir şema oluşturmaya çalıştım. Simsarlık sözleşmesi, simsar ile iş sahibi arasında kurulan bir sözleşme. Bu sözleşmenin temel amacı iş sahibine arzu ettiği müşteriyi bulup onları uzlaştırmak ve asıl sözleşmenin kurulmasını temin etmek. Bu çerçevede de sözleşmede kararlaştırılan ücreti almak. Fakat genel olarak simsarlık sözleşmesi değil de özellikle taşınmaz sektörüne ışık tutmak bağımından taşınmaz simsarlığı sözleşmesi üzerinde duracağım için bir de ona özgü bir tanım paylaşmak istiyorum. Taşınmaz simsarlığı sözleşmesi, simsarın bir taşınmaz üzerindeki aynı veya şahsi hakkın tesisini konu edinen bir sözleşmenin kurulması fırsatını gösterme, burası önemli, veya sözleşme görüşmesi için aracılık etmeyi ve iş sahibinin de aksi kararlaştırılmadıkça asıl sözleşme kurulunca ücret ödemeyi borçlandığı bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Diğer simsarlık sözleşmelerinden taşınmaz simsarlığını ayıran en önemli özellik bu sözleşmenin Borçlar Kanunu 520. madde çerçevesinde, 3. fıkra çerçevesinde yazılı şekil şartına bağlı tutulmuş olmasıdır. Kısaca simsarlık sözleşmesinin taraflarını da hatırlatmakta fayda var. Simsarlık sözleşmesi simsar ve iş sahibi arasında gerçekleşiyor. Simsar asıl sözleşmenin yapılmasına aracılık eden, iş sahibi ise taşınmazını satmak isteyen, kiralamak isteyen, üzerinde herhangi bir aynı ya da şahsi hak kurdurmak isteyen kişiyi teşkil ediyor. Simsarlık sözleşmesinin ikinci unsuru ise asıl sözleşmenin kurulması için simsarın bir aracılık faaliyetinde bulunmasıdır. Bu sözleşmenin esaslı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki ücret unsuru, simsarlık sözleşmesi ücretsiz söz konusu olamaz. Olursa farklı bir tür sözleşme hüviyetine bürünür. O bakımdan da simsar yaptığı aracılık faaliyeti sonucunda bir ücrete hak kazanır. Tabii ki bu hususlar üzerinde tarafların mutabakata varması, konsensüse varması, anlaşması gerekiyor. Şimdi doktrinde simsarlık sözleşmesi türü olarak birçok ayrım yapıldı. Ben bu ayrımların hepsini zikretmeyeceğim. Teorik bir tartışma da açmak istemiyorum. Benim bakımımdan, konum bakımından önemli olan ikili bir ayrım var. Doktrinde diyor ki simsar ya bulucu simsardır
fırsat gösterici simsardır ya da aracı simsardır. Şimdi nedir bunlar? Önce bulucu simsar. Bulucu simsar sözleşmenin kurulması imkanını gösteren simsara denir. Bulucu simsarın en önemli özelliği iş yerini kiralanacak ya da satılacak eşyanın sahibini göstermesi, asıl sözleşmenin taraflarının buluşması için bir çaba sarf etmesidir. Burada üçüncü kişinin, yani asıl sözleşmenin kurulacağı kişinin bilgilerini ve iş sahibinin onunla irtibata geçebilmesi için gerekli bilgileri ona sağlamak söz konusudur. Bunu yapması ve gerçekleştirmesi ücretli hak kazanması için yeterlidir. Sözleşmenin ayrıca kurulması şart değildir. Aracı simsar ise asıl sözleşmenin kurulmasına aracılık eden simsardır. Aracı simsar neleri yapacak? Bulucu simsardan çok daha ağır yükümlülükleri var. Deniyor ki bir, tarafları bir araya getirecek. İki, görüşmeleri ve müzakereleri yönetecek. Pazarlıklarda rol oynayacak ve taraflar arasında bir uyuşmazlık çıktığında da onları uzlaştıracak ve asıl sözleşmenin yapılması için elinden gelen aracılık faaliyetini gerçekleştirecek. Ancak şunu belirtelim ki ücrete hak kazanmak için az önce saydığım faaliyetleri gerçekleştirmek yeterli değildir. Tüm bu faaliyetlerin nihayete ermesi ve asıl sözleşmenin kurulması şarttır. Demek ki bulucu simsarda sadece sözleşmenin yapılacağı fırsatı göstermek kafiyken aracı simsarda bu yetmez. Sonucun gerçekleşmesi ve asıl sözleşmenin kurulması gerekir. Peki, simsarlık sözleşmesi tüketici yasası kapsamına ne zaman girmiştir? Öncelikle belirtelim ki simsarlık sözleşmesi Borçlar Kanunumuzun 520 ila 525. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Hatırlanacağı üzere eski ticaret kanunumuzda 100. madde ile 115. maddeler arasında ticari işler tellalı şeklinde sözleşme tipi de yer almakta idi. Fakat yeni ticaret kanunumuz bu hükümlere yer vermeyerek durumu tamamen Borçlar Kanunu'ndaki düzenlemeye terk etmiştir. Bu kapsamda ticaret kanununda ticari işler tellalı yer almadığına göre tacir olsun olmasın artık simsarlık sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda tabii ki Borçlar Kanunu uygulanacaktır. Ama tüketici işlemi niteliğindeki simsarlık sözleşmelerinde tüketici yasasının uygulanması da tabii ki konumuzun en önemli kısmını teşkil ediyor. 6502 sayılı yeni tüketici yasasında tüketici, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiyi ifade ediyor. Ve 3. maddenin L bendinde de tüketici işlemi tanımlanıyor ve o tanımın içerisinde simsarlık sözleşmesinin de tüketici işlemi olmak koşuluyla tüketici yasasına dahil olduğunu ortaya koyuyor. O halde tüketici işlemi niteliğindeki simsarlık sözleşmelerinde artık görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Hatta duruma göre şartları varsa diğer tüketici kuruluşlarına başvurmak da mümkündür. Burada yeni tüketici yasasını eskisinden ayıran en önemli nokta, eski tüketici yasasında simsarlığın kapsama dahil edilmemişken yeni tüketici yasasında bunun artık yeni yasa kapsamında değerlendiriliyor olmasıdır. Bu kısa girişten sonra konumuzun özüne dönebiliriz. Şimdi simsarlık sözleşmesinde uygulamada birçok sorun çıkıyor. Ben kendime göre en fazla karşılaştığım sorunlardan ufak bir liste yaptım. Birincisi, taşınmaz simsarları iş sahibine standart sözleşmeler sunmak suretiyle onların imzalanmasını temin ediyoruz. İkincisi, bu sözleşmelere tüketici müdahale edemiyor.
müzakere edilemiyor. Dolayısıyla da bu sözleşmelerin aslında birçok haksız şartı da içinde barındırıyor. Ayrıca simsar ücret alacağını garanti altına almak için çeşitli garanti klozları, kayıtlar ya da teker kayıtları sözleşmeye koyuyor. Bu da çoğu zaman tüketici aleyhine sonuçlar doğuruyor. Ayrıca bir diğer önemli sorun, uygulamada yaşanan kaparo yani bağlanma parası ile cayma parasının tamamen karıştırılarak sözleşmelere konması ve sözleşme kurulmadığında bu paranın iade edilip edilmeyeceği noktasında çıkmakta. Diğer taraftan bir önemli sorun ise fahiş ceza koşulu kararlaştırmak suretiyle tüketicilerin mağdur edilmesi. Şimdi bunları somuta indirgeme çerçevesinde internetten bir araştırma yaptım ve makbu ya da standart şekilde hazırlanan bazı emlak danışmanlığı, emlak komisyonculuğu ya da taşınma simsarlığı ve benzeri gibi sözleşmelerden örnekler bulmaya çalıştım. O örneklere baktığımızda bu söylediğim soruların aslında kaynağını çok rahatlıkla görme imkanımız var. Şimdi bu slayta verdiğim örnekte en önemli sorun kaparonun bir cayma tazminatı niteliğinde zikredilmesi. Diğer taraftan yine cayma tazminatının iade edilip edilmeyeceği bir kavram kargaşası, zararların tazmini noktasında standart sözleşmeyi koyan bir hükmü görebiliyoruz. Bir diğer örnekte ise aslında bu sözleşme bir aracı simsar sözleşmesi. Normalde ücrete hak kazanabilmek için sözleşmenin gerçekleşmesi gerekirken hizmet bedeli altında belli bir oranda ücretin sözleşmeye konduğunu görüyoruz. Zaten 9. maddeye baktığımızda oradaki ceza şartın artık evlere şenlik olduğunu görebiliriz. Satıcı ondan da yükümlü, bundan da yükümlü, suyundan da çok falan. Yani bu sözleşmenin altına imza atmak herhalde pek akıl kârı bir şey gibi gözükmüyor. Bir diğer örnekte yine uygulamada çokça karşılaştığımız emlak gösterme belgesi. İlgili kişi emlakçıya gittiğinde ya da taşınma simsarına gittiğinde hemen kendisine bir form doldurtuluyor. Bu form emlak gösterme, taşınmaz gösterme formu olarak adlandırılır. Ama içeriye baktığınızda sanki aracı simsarmış gibi sözleşmeyi kurmuş da elde edilecek ücretten belli bir oranın talep edildiği ve ödeneceğine ilişkin bir takım kayıtlar göze çarpıyor. Yine bir diğer örnekte ise satışlarda muvaza konusundan burada herhalde bahsetmem gerekiyor. Hani fiyatlar düşük gösterilir, açıktan ödemeler yapılır diye gerçek bedel üzerinden komisyonların istenmesi, yine faiz yürütülme hususu, yine iş sahibini belli bir süre zarfında bir başkasına o taşınmazı satamayacağı, bir başkası bir başka simsarla anlaşma yapamayacağı yönde süre yönünden, oldukça da uzun bir süre yönünden kısıtlama söz konusu olabiliyor. Yine bu örnekte de kaparo ve cayma tazminatı kargaşasını görüyoruz. Netice itibariyle benim anladığım kadarıyla, uygulamadan gördüğüm kadarıyla şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İş sahibi ya da bu iş sahibini açacak olursak taşınmazı satmak isteyen, kiralamak isteyen ya da taşınmaz almak isteyen ya da kiralamak isteyen kimse emlakçıya ya da taşınmaz simsarına gittiğinde onun önüne önceden hazırlanmış, ilgili kişiyle müzakere edilmemiş, sadece oran ve miktarların nokta noktayla boş bırakıldığı sözleşmeler ciddi anlamda uygulama teşkil ediyor. Bu da tüketici yasası çerçevesinde haksız şartları gündeme getiriyor. Haksız şart tüketici yasasında nasıl düzenleniyor? Bu sunuyu bir haksız şart
Sunus'a da döndürmek istemiyorum. Sadece kısa bir hatırlatma bağında 5. maddede haksız şartlar şöyle tanımlanıyor. Bu tanım ve düzenlemelere göz attığımızda az önceki sözleşme şartlarının haksız şart olarak nasıl gündeme geldiğini ve nasıl mağduriyetler yarattığını çok daha iyi analiz edebiliriz. Haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı çelik biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Bu şartlar kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışında kalan hükümler ise geçerliliğini muhafaza etmektedir. Hatta bu sözleşmeyi hazırlayan kişi haksız şart niteliğindeki hükümler olmasaydı ben bu sözleşmeyi zaten yapmayacaktım iddiasında bulunarak o sözleşmeyi bir bütün olarak hükümsüz kılmasına da 5. madde müsaade etmemektedir. Burada tüketici yasasının dikkat çektiği en önemli nokta bu tür sözleşmelerin önceden hazırlanmış ve standart sözleşme niteliğinde olması tüketicinin bu sözleşmelerin içeriğine müdahale edememesidir. Bazen de sözleşmelerin bir kısmı müzakere edilir. Özellikle az önce yansıya verdiğim nokta nokta olarak bırakılan yerler sanki taraflar arasında müzakere edilmiş, ona göre kararlaştırılmış izlenimi uyandırıyor. Çoğu zaman tüketicinin o oranlara müdahale etmesi de söz konusu olmuyor. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinde eğer onun standart bir sözleşme olduğu sonucuna varılırsa içlerinden bazı hükümlerin münferiden müzakere edilmesi o sözleşmenin bir bütün olarak müzakere edildiği anlamına gelmemektedir. Diğer taraftan sözleşmelere konan hükümlerin açık ve anlaşılır olmaması, yoruma oldukça açık olması. Böyle bir durumda da tüketici yasası açık ve anlaşılır olmayan sözleşme şartlarını düzenleyenin aleyhine, tüketicinin lehine yorumlanacağını ortaya koymuştur. Peki, haksız şart dediğimiz bu şartlara tüketici yasasında örnekler sayılmış mıdır? Aslında somut olarak şu haksız şarttır, bu haksız şarttır denmemiş ama tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasında bu yönetmeliğin ikinci yer alan listede sayılan şartlar haksız şart olarak kabul edilir denmiştir. Bu listedeki şartlar sınırlayıcı olarak da zikredilmemiş, örnekleyici olarak zikredilmiştir. Şimdi bu liste oldukça uzun. Hepsini burada sayacak değilim ama özellikle az önce sizlerle paylaştığım 4-5 sözleşme kapsamında nelerin haksız şart olarak değerlendirdiğini yönetmelik çerçevesinde sizinle paylaşabilirim. Yönetmelikte deniyor ki aşağıda yer alan sonuçları hedefle veya bu sonuçları doğuran şartlar haksız şarttır. Neler bunlar? Sözleşmeyi düzenleyenin yasal sorumluluklarını kaldıran ve sınırlayan şartlar, tüketicinin yasal haklarını ortadan kaldıran ya da ölçüsüzce sınırlayan şartlar, düzenleyenin kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini ifa edeceği, buna karşılık tüketicinin herhalde ifa ile yükümlü olduğu şartlar, ayrıca tüketiciye sözleşmeyi kurmaktan, ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde sözleşmeyi düzenleyene tüketim kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan, ancak sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden ya da benzer türden bir yükümlülük altına girmediği şartlar, yükümlülükleri yerine getirmeyen tüketicinin orantısız biçimde yüksek tazminata mahkum edilebileceği ya da öngörüldüğü şartlar, düzenleyenin keyfi şekilde ya da istediği şekilde sözleşmeyi feshedip sona erdirebileceği hallerde
tüketicinin aynı imkanlardan yoksun olduğu şartlar, tüketicinin sözleşmenin kurulmasından önce fiilen bilgi sahibi olmayacağı ve o sözleşmeden geri dönülemez bir şekilde o sözleşmeye bağlanacağı şartlar, yine sözleşme düzenleyen yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen tüketicinin bütün yükleri yerine getirmesini zorunlu kılan şartlar, haksız şartlardan bazıları olarak listede yer alıyor. Bu bilgilerden sonra... 2 dakikamız kaldı. Ne kadar hocam? 2 dakika. Hocam daha yeni başladı. Hakan Bey bana dedi ki biz özellikle sizi son sunuya koyduk ki ya, rahat rahat yatıya kadar konuşun diye. Hakan Bey'in talimatı önünde. Eğer öyle mi? Sene bir talimat yazılılık geçerlidir o zaman hocam. Yazılılık geçerlidir. Şimdi benim bu bilgiler ışığında yapacağım değerlendirme, tüketiciler sözleşmelere müdahale edemiyor, içeriğine müdahale edemiyor, haksız şartlar söz konusu olduğu için de oldukça mağdur oluyor. Bu haksız şartlar kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi. Uygulamada en büyük problem yer gösterme formu adı altında sanki aracı simsarmış gibi ücrete hak kazanıldığının iddia edilmesidir. Ayrıca ceza koşul olarak fahiş ücretler kararlaştırılması ve bu konuyla ilgili tüketicinin başvurabileceği imkanların kısıtlı olmasıdır. Bir diğer sorun kapora adı altında alınan ücretlerin aslında borçlar kanunu 177'ye uymaması, kaporanın sözleşme kurulmadığında iade edilmesi gerekirken adeta cayma tazminatı gibi muhafaza edilmesi, halbuki borçlar kanunu 178'de cayma parasının farklı hukuki statüye sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer taraftan simsar alacağını garanti altına almak için birçok garanti klozları koymakta. Bu garanti klozlarının başında simsarın faaliyetiyle asıl sözleşmenin kurulması arasındaki illiyet bağının kaldırılması, faaliyetler sonucunda asıl sözleşme kurulmamış olsa bile yine sözleşmeye uyarınca ücrete hak kazanacağına ilişkin hükümlerin zikredilmesi, sözleşmeye tekel kayıtlarının konması, anlaşmaya varılan simsar dışında bir başka simsara kesinlikle o sözleşme imkanının sağlanmayacağının taahhüt ettirilmesi, iş sahibinin bu sözleşmeleri kendi çabasıyla yapması durumunda yine ücrete hak kazanacağının konması en önemli iki kloz olarak karşımıza çıkıyor. Bu klozlar tüketicinin haklarını önemli ölçüde kısıtladığı için yine haksız şart denetimine tabi oluyor. Bir diğer önemli sorun ise yabancı şirketlerden franchise almak suretiyle Türkiye'de faaliyet gösteren emlak sektöründe faaliyet gösteren taşınmaz simsarları, bunların uygulamada yaşadığı en büyük problem yurt dışı menşeli şirketin standart olarak hazırladığı sözleşmelerin Türkiye'deki tüketiciye sunulması. Bir problem çıktığında da efendim bu bizim uygulamamız değil, yurt dışındaki şirketin uygulaması, dolayısıyla biz bunu yapmaya mecburuz demek suretiyle tüketicinin haklarına engel olmaya çalışılmasıdır. Tabii ki görüşümüze göre bunun bir anlamı yok. Her halükarda yabancı menşeili de olsa Türkiye'deki tüketiciye sunulan standart sözleşmeler ya da haksız şart içerikli sözleşmeler de aynı denetime tabidir. Son bir cümle olarak hocam müsaade ederseniz, şimdi emlakçılar, evet, taşınmaz simsarları bu tür sözleşmeleri yapıyor, tüketicileri mağdur ediyor. Peki tüketiciler birer melek mi? Onların hiç mi kabahati yok? Uygulamaya baktığımızda tüketicilerin taşınmaz simsarları bakımından yarattığı en büyük iki problem şu. Birincisi, tüketici aradığı özellikteki taşınmazı bulunca ya da aradığı özellikteki müşteriyi bulunca
hemen simsarı, yani emlakçıyı saf dışı bırakarak ona ödeyeceği ücreti ödememe yolunu seçmek suretiyle sözleşmeyi, asıl sözleşmeyi yapacak olan olacağı kişiyle doğrudan doğruya irtibat kurarak onu bypass etmesi. Böyle bir durumda açıkça belirtelim ki emlakçının ya da taşınmaz simsarı ücrete hak kazanacaktır. İkinci problem ise yine istediği taşınmaz ya da istediği müşteriyi bulunca kendisi devreden çıkmak suretiyle yakın bir akrabasına o sözleşmeyi, asıl sözleşmeye yaptırması ya da yakın birine bu sözleşmeyi yaptırmak suretiyle yine simsarı bypass ederek ücret ödemekten kaçınmasıdır. Böyle bir durumda yine açıkça belirtelim ki bizim taşınmaz simsarlığındaki taşınmaz simsarlığı sözleşmesindeki ücrete hak kazanmak için aradığımız illiyet bağı tazminat hukukundaki uygun illiyet bağı değil, federal mahkemenin ortaya koyduğu psikolojik nedensellik bağıdır. Nedir bu? Eğer taşınmaz simsar o sözleşmenin yapılmasında en ufak bir rol oynamış olsa bile asıl sözleşmenin tarafını harekete geçirecek bir etkende etkili olmuşsa artık ücrete hak kazanacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.